Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Elif Universalis 4 Etiyopya serisi bölümüyle sizlerin karşısındayım ve bölümümüzü Osmanlı'nın Bitlis'e saldırması neticesinde Memlük'ün de savaşa katılmasıyla Osmanlı Devleti'nin Memlük'ün içinden geçtiği bir hal ile açmaktayım. Osmanlı'nın ezici gücü, ezici üstünlüğü şu anda Memlük'ün üzerinde ve Memlük'ün bütün orduları Tunus sınırında. Muhtemelen Memlük bu savaştan bayağı toprak kaybederek ayrılacaktır. Bir yandan da geçtiğimiz bölümlerde Arap Yarımadası'ndan birkaç parça toprak almayı başarmış ve buradaki topraklarımızı genişletebilmek adına çalışmalar sürdürmekteydik. En son Rönesans teknolojisini aldığımızda bayağı bir borçlanmak durumunda kalmıştık. Şimdi bu borcun son kalan kısmını ödeyeceğiz ve borçlarımızdan kurtulacağız. Aynı zamanda altın üretmemize rağmen enflasyonumuzu gayet dengede tutabilir vaziyetteydik. Zaten fark ettiyseniz enflasyon aniden arttı. Bunun sebebi de bizim teknolojiyi almak için borç çekmemizden kaynaklıydı. Şu an için baktığınız zaman her şey pozitif yönde ilerliyor. Çok fazla negatif bir durum yok. Ama ve lakin sıkıntılar var ve ben en son ekonomik aileye gitmeye karar vermişim. Çünkü kolonizasyon gittiğim zaman şuradaki birkaç parça toprak dışında hiçbir şey elde edemeyeceğim. Ya da buradaki birkaç parça toprak dışında. O yüzden ben kolonicilik gitmeyi pek mantıklı bulmadım. Hazır altın madenleri de bizim elimizdeyken bence altın madenlerine odaklanmalıyız. bu koloniyle alakalı ideayı daha müsait bir zamanda çıkıp buraları o şekilde tamamlamak istiyorum. Çünkü şu anda kolonicilikten çok çok daha önemli ideyalarımız var. Dilerseniz videomuza başlayalım. Sizi de çok fazla bekletmiş olmayayım. Babuşlar, bu arada videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz kameramın bulunduğu bölgedeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Bu sabah baktığımda 199.080 abone civarıydık. 200.000'e çok yaklaştık. Hepinize teşekkür ederim efendim. Kocaman bir aile olduk ya. 200.000'lik kocaman bir aile. Bu arada kartlar kısmından Samet Güngör Live kanalındaki içeriklere ve Musa Babuç YouTube kanalında yayınlanan Ark Survival Evolved yahut Eyrup Universalis 4 Custom Nation serisine göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve şuradan dini değişiklikleri uygulamaya devam edelim. En son şurada bir yeni birileri ortaya çıkmıştı. Aa, Irak'la mı elay oldun? Ben sana saldırdığımda bu Irak da gelecek anlamına geliyor. Peki benim Irak'ı durdurabilecek gücüm var mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence pekala var. Ama Irak'tan toprak alamam. Peki Irak'ı doğrudan savaşa çağırırsam? Çağırmamalıyım. Çağırmamalıyım. Osmanlı'nın gelme durumu var ki şu an Osmanlı orduları zaten Memlük'ün üzerinde görüyorsunuz. Kolay kolay durdurabileceğimi zannetmiyorum ve Osmanlı buradaki toprakları Suriye'ye vermiş. Acaba Suriye'yi mi besleyip büyütecek? Sanırım bu toprakları vasalına verecek. Irak'a doğrudan savaşa çağırmasak peki bizim buradan karımız ne olur? Sanırım topraklarını dağıtırız. İçinden birilerini çıkarmaya çalışır yahut parasını alırız. Öyle değil mi? Bence bu savaş gerçekleşmeli. Bence bu savaş gerçekleşmeli. Ve Memlük'ün bence arkalanma zamanı geldi de geçiyor bile. Şuralarda bir yerlerde isyanlar çıkacak ama çok da mühim değil. Param olduğunda da borcumu ödeyeceğim zaten. Hop, hemen yan tarafta çıktı isyan. Pekala, şu başkenti devirdikten sonra gidip isyanı bastırabilirim. Ya da isyanı bastırıp öyle başkente dönebilirim. Pek bir acelesi yok açıkçası. Oo, orduları çeker çekmez paralı asker basmış yalnız. Gemilerimle kuşatayım. Bir miktar daha hızlı hallederiz olayı. Ve gemilerime ekleme yapabiliyor muyum? Bir tane ekleme yapabilirim sanırım. Bir ara bir tane daha lightship basalım. Irak devleti geliyor topraklarımıza. Hoş geldin Irak. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Buradaki 24 binimlik orduyu şöyle bir yürütelim şuraya doğru. Zaten yeni bir ordu daha basacağım ama yeni ordu basmadan önce bekliyorum. Çünkü elimde yeterince altınım yok. Yeterince altınım olduğunda askeri gücüm zaten gayet yerli yerinde. Çok güzel. Şimdi burayı kendi topraklarımıza kattığımıza göre Irak'ın üzerine bir gidelim. Ancak ben bu Najd'ın separatistleriyle uğraşmak istemiyorum derken bir saniye minik bir corruption. Ah be. Ah be.
adama free'den iyilik etmiş olduk, iyi mi? Nice'ın isyancılarını kesmek istiyor muyum? Pek sanmıyorum ya. Ben şuraya doğru bir kaçayım. Orayı bana salar mısın dostum? Hah. Çok güzel. Beraber kaçındık. İyi iyi. Gidelim hemen Bağdat'a. Bağdat'ı çökertelim. İran bizden alabileceği hiçbir toprak yok. Çünkü nereden gelirse gelsin her yere biz yeterince kale diktik zaten. Yeterince önlemimiz var. Memlük beni savaşa çağırabilirsin diyor ve üf. Yani Memlük bir miktar toprak kaybetmiş. Allah'tan önemli kalelerinin bulunduğu bölgeleri kaybetmemiş. Peki bir şey soracağım. Sizce Memlük'ü savaşa çağırmalı mıyız? Memlük bize bayağı güveniyor. Güvenini de arttırabiliriz ama Osmanlı ile bizim rivalliğimiz ortadan kalktı mı? Bir saniyenizi rica edeceğim. Sanırım kalktı. Osmanlı zaten bizle aynı standartlarda değil yani. Ağzımızı burnumuzu dağıtır. Peki Osmanlı ile ilişki geliştirsek ele olma şansımız yok. Savaşta olmasam bile Osmanlı beni sevmiyor. Tıkandık yani, buradan ileri gidemeyiz. Anadolu'ya girme gibi bir durumumuz yok. Zaten Rusya kurulmuş vaziyette ama Osmanlı-Rusya savaşında da Rusya'nın ezeceğine eminiz, öyle değil mi? O zaman Memlük'ün hayatta kalabildiği kadar kalmasını umut edelim. Memlük Irak'a saldırırsa şayet Memlük'e toprak verebilir miyiz peki? Bence Memlük'ü çağırmamıza gerek yok. Şurada bir tırasımızı harcayalım, zaten beni çağır demeyi bırakacaktır. 7 tane noble'la baş edebilirim. Ne tarafta çıktı onlar? Arsa'da. Güzel. Ordularımızı hemen bir aşağı doğru yönlendirelim. Bunlar yönetimin değişmesini isteyen elemanlar sanırım. Borcumuzu da ödeyelim. Misler gibi. Artık borcumuz da yok. Harikayız. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Şiir gibi ilerliyor her şey çok şükür. Bir sıkıntı yok. Otonomi mi veriyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sanırım lideri değiştirmeye çalışıyor. Çok emin değilim ama. Bu arada arkadaki müziğe ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama. Yani ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama. Müzik gerçekten çok güzel. Yeni bir reform benimseyebiliyoruz. Otonomi düşürme şansımız var. Ya da 5 tane fazladan estate yapma şansımız var. Ben bu 5 fazladan estate yapma şansını kaçırmak istemiyorum açıkçası. Çünkü altınlarımın bulunduğu bölgeler var. Ve bu altınlarımın bulunduğu bölgeleri şayet ben estateleyebilirsem çok çok kâra geçeceğim. Burada da altınım var diye hatırlıyorum. Buradaki altını da değerlendirelim. Aşağıdaki şu yeri de değerlendirelim. Burayı değerlendirelim. Yani mecbur. Başka ne yapabiliriz? Hadi burayı da değerlendirelim. Ama sanırım biraz estate'lere fazla puan harcadık, öyle değil mi? Şu Kilva isyancılarının bir sonunu getirmek için köklerini kazıyalım. Adamımız Madagaskar'da dursun. Madagaskar'ın şu ucunda dursun. Belki orduları tekrar buraya getirmemiz gerekebilir. Güzel. Bağdat'ı aldık. Ne yapalım biliyor musunuz? Hiç uğraşmayalım Irak'la. Parasını versin bize. Vermiyor. Pekala. O zaman sen vermezsen ben senden zorla alırım. Zaten askeri teknolojin 10. Benim için çok tehlikeli bir konumda değilsin. Reinforce speed alabilirim. Hala Hatun yönetiyor bizi, öyle değil mi? Evet, 555 oğlumuz tahta geçmeden evvel Hatun bizi bir 2-3 sene daha yönetecek. Güzel. Gayet başarılı. Birleşmiş durmaları birazcık sıkıntı. Birleşmiş haldeyken onlara saldırmak istemiyorum. Pekala, gemilerimin gelmesini rica edeceğim ve diğer ordumu da getireceğim. Zaten buradaki diğer isyanlar için ordular gerekli olacak. Ama bir saniye canımın içi. Ama. Şuraya bir yere çıksan daha hayırlı olur bizim için. Sen de şöyle bir gel bakalım. İsyanlar bir hayli fazla. Irak tarafında durum ne alemde? Sanırım tatlıyız, güzeliz, güzel. Irak, bana paranı veriyorsun. Eyvallah. War Rap de alabilir miyim senden? Savaş tazminatı. Süper. Başka ne yapabilirim? Osmanlı ile de el aylığını kırar mısın? Teşekkür ederim. Najd'la da mı el aysın? Üst üste koyar keseriz ya Najd'ı, bu elemanları. Çok sıkıntı olmaz.
Zaten kestiremiyorum ilişkisini, salla. Üst üste koyar hareket ederiz. Şimdi bu adamları tekrardan evimize döndürelim. Siyah bayrakla evimize dönsünler. Ondan sonra ufaktan savaşı sonlandırırız. Ve bizim gemilerimiz de geldi. Gemilerimiz birimlerimizi karşıya geçiriyorlar. Şöyle bir gidip şuna cozlayabilir misin? Askeri teknoloji ve diplomasi teknolojisi geldi. Yani koloniciliğin bize çok uzak olduğunu varsayarsak ki muhtemelen bir süre daha gelmeyecek. Acaba gelmesini bekleyip altın madenlerine development mı basmalıyım? Yoksa bilemiyorum. Bu adamlarımız buradaydı sanki önceden. İkiye bölemedim orduyu. Tamam, bir yerinizi alın. Sen şöyle git, sen şöyle git, sen şuraya git. Zaten burada bu. Ben burayı iki nehirden dolayı iki kısım zannettim. Galiba İspanya ile ticaret mi yapacağız? Ama nationalarm estimi falan arttırıyor. Global trade gücümü arttırsa da ve endüstrimi arttırsa da nationalarm estimi falan arttırıyor bu. Aşağıdaki ne yapıyor? Nationalarm estimi arttırıp otonomi arttırıyor. Ama İspanya'ya karşı claim kazanıyorum. İspanya'ya karşı claim kazanmamayı tercih edeceğim sanırım. İçimden bir devlet çıkmasın da aniden. Abicim maşallah yani baya gümbür 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 isyan çıkıyor ya. Gümbür gümbür isyan çıkıyor ya. Ne yaptıysak arkadaş. Harbiden gümbür gümbür isyanla mücadele ediyoruz. Legitimasiyi bir tık daha düşürmek kötü fikirdi, öyle değil mi? Hem de gerçekten çok kötü fikirdi. Ya ben İspanya'yı kendime nasıl rival belirleyebilirim? Belirleyelim anasını satayım. Belki Osmanlı ile bir ilişki ilerlemesi olur. İspanya ile Osmanlı rival ya. Rusya ile de rival. Oğlum ben hem Rusya ile eleyim hem Memlük ile eleyim. Yani eleyti rivalden zaten her türlü eksiği yiyeceğim. Şimdi şuraya bir çok yıldız generali getir. Teşekkür ederim. Onu al buraya getir. Buradaki orduları topla. Şu aşağı bir insinler hepsi. Bir yandan bir tane daha ordu basalım mı başkentimize? Bence ihtiyacımız var. Hadi askeri de ve diplomasi alanında da teknoloji alalım. Ve bana bir tane piyade vermeni rica edeceğim şuradan. Başkentimizin oradan ver bana. Yeni bir 24'lük ordu daha kuracağım. Haydi. Arkadaşlar bunlar birazcık bizi zorlayacaklar sanki. Boştaki liderimiz bu arkadaş. Getir. Getir onu buraya. Acayip isyanlar çıkıyor ya. Birazdan Tumbukan isyanı falan da çıkacak. Ben en son videoyu kapatmadan önce yanlış bir şey mi yaptım? Ya da yaptığım şeyin sonucunu mu görmedim? Sana girebilir miyim bir? 23'lük. İki ordu bir araya gelirse diye diğerini de getirdim. Gel bakalım şöyle. İkiniz şuna bir inin. Birazdan isyan çıkacak. Şu iki yıldız 24'lüğü tekrar yukarı yollayacağım. Şuraya yollar mısın bunu? Teşekkür ederim. Şöyle hepsini bir bölelim. Topraklara dağılsınlar, isyanları bastırsınlar. Allah Allah. Yani Etiyopya ile oynayıp bu kadar isyan yenir mi? Normalde bilmiyorum. 5-5-5 çocuk tahta geçti nihayet. Güzelsin. Bizim ordu düzenimiz ne şekilde? Bir tane daha 24'lük ordu basmaya karar verdik ya. 16-4-4. Pekala. Birazcık kesenin ağzını açalım, öyle değil mi?
Tamamdır. Yeni ordumuz hayırlı olsun. Bir yandan da yeni ordumuz toparlanacak biz bu isyan silsilesiyle uğraşırken ki hakikaten isyan silsilesi Sofano bölgesinde de birazdan otonomi isyanı çıkacak. Yani o otonomi isyanı için erkenden orada olabilirsem iyi ama ondan önce de önümde isyanlar belirdi zaten. Bunlar da Maravyan isyancıları. Arkadaşlar çok garip bir şekilde fazla isyan yediğimizi düşünmüyor musunuz siz de? Biz bir problem mi var acaba? Oyun bozuğa getirmiyorum da yani bir problem var gibi sanki. Bu kadar isyanlarla boğuşmamız normal mi? Yani tabii ki dini görüş farklılığı 4-1-3. Biraz teres bir çocuk sanki. Yani kralın özellikleri de hatun biraz tırto çıkınca galiba. Ondan böyle oldu. Birazdan da Sofolo bölgesinde Etiyopya için şey isyanı çıkacak. Şu kenarda dursun, direkt Sofolo'nun üzerine binelim. Yeni bir 24 birimlik ordu kuruldu. Bu orduyu da şöyle çekeyim surların oraya. Suların oraya. Beslenemiyor çünkü ordu. Najd'a saldırmak için ne yapabiliriz? 72'de bitiyor. Najd'a saldırsak mı acaba? Bence Najd'a saldırıp Najd'dan biraz toprak kopartmayı deneyebiliriz. Hazır askeri teknolojimiz de 11. Ve Sint ile Irak var. Memlü'yü yanımıza alabilirsek çok şükela olur. Ama alamayacağız galiba. Sint'in askeri teknolojisi kaç? 10. Irak'ın da 10'da en son. Bence icablarına bakabiliriz ya. Buraya bir miktar daha asker sevk etmem gerekir sadece. Ve bir şey soracağım. Gemilerin upgrade'i var mı? Hem gemiler upgrade edilsin hem de bana iki taşıma gemisi daha ver. Yani 24'lük orduyu artık tek seferde geçirmek istiyorum çünkü. Bunun yanı sıra bana bir tane de lightship verebilir misin? Ajurian isyanı da çıkacak yukarıda. Stability düşüşümüz de yok, bir şey de yok. Anlamadım ki. Merhaba. Buradaki generalin adı ne? Volda. Volda Beyciğim şuralara bir gelebilir mi? Birazdan Ajurian isyanı yiyeceğiz de. Volda Beyciğim şuralara bir gelsin bakalım. Gemilerimiz de onarılsın, yerine yenileri de basılsın. En azından donanma alanında çok çok iyi olmasak da kurtarabilecek düzeydeyiz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim sanırım. 27 dukat orduya para ödüyoruz ama bu güzel bir para. Çünkü bizim ordumuz şu anda baktığınız zaman Osmanlı'dan bile daha kalabalık. 96 binlik bir orduya sahibiz ama tabii ki Osmanlı'nın teknolojisine kafa tutmamız mümkün değil. Ya da İspanya'nın ekonomisine kafa tutmamız mümkün değil. Şu an sadece kalabalığız arkadaşlar. Evet, merhaba. General sizsin madem. Şöyle bir 2 yıldızlı generali stana alalım. Volda Beyciğimi de aşağıya verelim. O Sofala da başlayacak isyanın hemen bitmesi gerekiyor çünkü diğer bölgelere sıçrarsa her bölgeye lokal otonomi verecek ve verdikleri otonomi benim topraklarımdan aldığım manpower'ı, altını, her şeyi düşürecek. Ve biz böyle bir düşüş olsun istemiyoruz. Bir isyan daha meydana geldi sanırım. Merina'da. Pekala. Pekala. İsyanı bastıralım. Yalnız siz de birazcık çok isyan yediğimizi düşünmüyor musunuz? Dinden dolayı galiba. Yani dini farklılıktan dolayı. Bir dini idea'mız vardı ya. Bir dini idea'mız vardı yani. Bir dini idea yapmamız gerekiyordu. Şu an var ya bu arada İspanya. Evet bak bütün altınları istiyor İspanya. Aç İspanya seni. Burada kale var. Buradan zaten o kaleyi devirmeden hiçbir yere gidemez. Yukarı dönebilir misin? Teşekkür ederim. Bu ordu da burada iyi galiba. Beslenebiliyor. Tamam eyvallah. İspanya açını durdurabilmek için başka ne yapabiliriz? Bu taraftan ordu yürütmeye kalkarsa yürütemez zaten. Şurada kalemiz var. Acaba Kilva taraflarını ortaya bir yere bir kale yapsak mı?
Benim kafamdaki soru işareti şu an o ve yapacağım galiba ya. Kilvan'ın hemen üst kısmına. Ya bir tane şurada olmalı bence. Yalnız var ya, ciğerim soldu. Yani isyancı kesmekten ciğerim hakikaten soldu. Adeta bir Mink cosplay yapıyor şu an bize. Borca gireceğimizi bilsem almazdım ama girdik, ne yapalım. Mink cosplay ya. Etiyopya'nın Mink cosplay'i kesinlikle, başka bir açıklaması yok bunun. Mink'de bir bu kadar isyan çıkıyordu. Müzikleri sevemiyorum. Dursun bakalım şu. Sanırım son olarak Lightship'in basılmasını da bekliyorduk ki Lightship'imiz de basıldı. Güzel. Artık 24 birimlik orduya sahibiz. Sofolo'da isyan var, Meheran'da isyan var, Dongola'da isyan var. Arkadaşlar, bu isyanların sebebi ne acaba? Dini farklılıklar değil mi? %100 dini farklılık ya. Misyoner gönder diyor bak. %100 dini farklılık. Abi ben ekonomik ID'yi salıp dini ID almak üzereyim bu arada. Bir saniye, bir dini ID aldığımızı varsayalım. Dini ID'ye bitirdiğimizi varsayalım. Bir tane daha fazladan misyoner verecek. Misyoner gücünü arttıracak. E dünyadaki tek Koptik olduğumuz için bunu yapmamız mantıklı olur mu? Bence olur ya. Ekonomi önemli de. ID'ları silmezsek ekonomi de kasamayacağız zaten. Yani içerideki din isyanlarını sonlandıramazsak ekonomi de kasamayacağız. Ben şuradan bir misyonerimi alıyorum. O misyonerini de yolluyorum. Zaten misyonerlerin gücü iyi. Artık çift taraflı halletsinler. 3 misyonerim mi oldu? Nasıl 3 misyonerim oldu benim ya? Bir saniye. Sofola'daki din isyancısı da çıktı galiba. Supply verebileceğimiz yerlerin sayısı çok kısıtlı. O da biraz sıkıntı. Daha çıkacak isyan. Daha çok isyan çıkacak daha içimizde. Borcu hemen ödeyelim de enflasyonumuz artmasın. Enflasyonu bir indirmeye çalışalım bir yandan. Paramız falan gayet güzel ya. Sıkıntı yok da çok isyan var yani. Ne orduları kapatıp tren yaptırabiliyorum. Ne başka bir şey yaptırabiliyorum. O kadar fazla ki isyan. Ama böyle ilerlersek çok yakında böyle şey yaparız yani. Dini bütünlüğü sağlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Kuarış İbrim falan zaten bizim bölgede. Kimle savaşıyorsun? Hayır, vermiyorum askeri geçiş. Memlük'le falan savaşıyor. Abi Memlük'ü zaten Osmanlı dövmezse ve Memlük bir şekilde yaşarsa Batı ile burnunu boka sokuyor. Senin teknolojin 11, adamların teknolojisi 13. Ne yapıyorsun? Adam kestiriyor, anladım. Gel. Bu sefer kimi korumak için karşılarında yer aldın? Fas'ı tutmak için değil mi? Evet, Fas'ı tutmak için. Abi Batı'nın ezici üstünlüğü bariz bir şekilde ortada. Ya bizim görevimiz kaçak, ya bizim yapabileceğimiz tek şey kaçak güreşmek. Şu an başka bir çare göremiyorum. Kuarış İbrim artık şey olmuyor mu? 111 ay. Teknolojide de geriyiz. Ya Stability Cost Modifier o kadar işe yaramaz da misyoner gücü artı 3 güzel işe yarardı aslında. Davaşir isyancısı Memlük'te. Bence biriktirip bir dal daha normal teknoloji almalıyız ya. Ama 821 puan birikecek diyor. Prestijimiz sırf dinden geliyor bu arada ya. Agam o ne?
Agam o ne? Hakikaten o ne ya? Şu an bu yüzyıllarda bir miktar yaşam mücadelesi veriyoruz sanki. Ne dersiniz? Memlük Beyciğim de isyancılarıyla falan ilgileniyor artık. Askeri de nasıl o kadar geri kaldı acaba ya? Bekle, geliyorum, bekle. Kıpırdama adadan bir yere. Ne isyancıyla uğraştık ya. Hala da uğraşmaya devam ediyoruz. Merhaba. İlerler misin bir şuraya doğru? Abi benim bu misyoner buff'ını, ıdısını bıdısını almam lazım ya. O şart oldu artık, ben onu anladım. Benim bu misyoner buff'ını falan almam lazım. Ya yani misyoner buff'ını alacağız ki şey bırakmayacağız, anladın mı? Bir de daha Avrupa'da din savaşı falan çıkacak. Aa, ben Najd'ı unuttum. Najd'ın teknoloji hala 11. Memlükle o 10 favorumuz olmuş. Najd'ı Memlük'e dövdürüp biraz toprak kazanma vakti gelmedi mi sizce de? Şimdi Liva, Zufra, Katar. Tamam. Memlük. Dünyanın dayağını yediği için gelmiyor galiba. Sadece Irak'la Najd gelecek. Aslında sadece Irak'la Najd'ı tutabilirim ya. Arka plandaki bir ton isyana karşın. Bence tutabilirim lan. Ne olacak ki? Ne olabilir en fazla? Bak, bir tane adamımızı buraya dikeriz, tamam mı? Şurada bir yerde durur. Bir mevzu olduğunda buradakilere şekil şükür yapar. Buradan da 24'lük orduyla önce direkt Irak'a ilerleriz. Irak'ı aradan çıkartırız. Ardından Najd'ı indiririz. Ben güzel plan. Ben bunu beğendim. Hemen Bağdat'a doğru ilerleyemiyorum. Önce Katif'i düşürmem lazım. Gidelim bir Katif'i düşürelim. Yani kalelerimiz çok güzel yerde olduğu için düşman ordularının memleketimize ben kolayca ayak basabileceğini zannetmiyorum. Katar değil, Kuatif. Yanlış mı yaptım? Bir stability. Oo, papa teşekkürler. Vallahi bir stability gayet iyi geldi. Arkadaki isyanları bu arkadaşlar halleder. Var ya, dördüncü orduyu kurmasak şu an bu kadar rahat olamazdık. Bu ekonomi bize 5. orduyu bile kurmaya müsaade eder ama 5 orduya birden bakmak bana çok akıl kârı gelmiyor. Generalim mi öldü? Yapma be. Bir saniye. 2000 askeri bir geri yolla. Şurayı işgal etsinler. Bir general verelim kendilerine. Tamam. Güzel bir general. Güzellik anlayışlarımız farklı olabilir, saygı duyarım. Heh. Tamam. O zaman o öteki işe yaramaz generali de şu arkadaşa verelim. 1-1-1-1-1. Yani nasıl geldiyse böyle bir şey artık. Herhalde savaşmamaktan ordu geleneğimiz düştü diyeceğim de. Oğlum, savaşsız geçen günlerimiz olsa kaç yazar Allah aşkına. Sürekli isyanlarla falan mücadele ediyoruz zaten. Stability veren ne varsa onu alırım ben. Stability önemli. Ve burgerlere de şöyle bir derim ki, benden bir 5 prestij sökün, sizin bir keyfiniz yerine gelsin. Gayet nice. Şimdi şuradaki kaleyi çökerteceğiz. Ardından Irak'a doğru ilerleyeceğiz. Memlük'le aradaki ilişkiyi iyice pampa ilişkisine çevireceğiz. Güzel. 85 oranda bize güveniyor. Gayet iyi. Rusya'ya da 55 yapalım. Ya, müttefiklerimizin bizi satmaması da önemli. Bizim böyle yılanlayıp hafif hafif gelişmemiz de önemli. Düşman ordusunu keserek adamlara iyilik ediyoruz. Olsun, o kadar da bizim gönlü bolluğumuzdan olsun. Yalnız hiç altın çağı yaşayamadım ya. İçimde ukde kaldı. Aa, güzel. Irak'ın başkentine girelim. Direkt Irak'ı çökertelim.
Şuralardan Timur'a giden toprakları falan alırız ki Irak buraya gelmiyor bile. Tamam, o zaman Najd'a doğru ilerleyelim. İkinci orduyu da Najd'a ilerletelim. Ben buralara gelir saldırırlar zannettim ama buralara gelip saldırmadılar. Pekala, kolonyalizm ya da Prating Press mümkün değil, anlıyorum. O halde ne yapacağız? İlerleyelim mi teknolojide? Ama ilerlersek adminde geride kaldığımız için sürekli olarak corruption artacak. Çünkü teknolojik geriliğimiz var. Şey de yapabiliriz belki. Altın madenlerine biraz production da basabiliriz. Yani. Hepsine basabildiğimiz kadar bir miktar basalım. Faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Altınlardan daha fazla para alırız artık. Gold'dan artı 20 para alıyorum. Daha ne alacağım? Bağdat'ı çökerttik. Şimdi şöyle bir orduları ikiye bölelim. Bağdat'ı tamamen bir seize'leyelim. Şey düşüren advisor yok mu? National Unrest düşüşü de alabiliriz aslında ama ben enflasyon düşüreninden almak istiyordum. Enflasyon düşürenimiz yok mu? Neyse, enflasyon düşüren geldiği zaman yerlerini değiştirtiriz illaki. Bir 24'lük ordumuz daha ilerlemekte. Gayet güzel. Aslına bakarsanız şu an fokusu teknerden admine alabilirim. Ki teknerden admine alacağım. Ve prestijim çok, çocuğu boğdurup yeni bir çocuk umabilirim. 4-1-3 yeterli ama yeterince iyi değil. Yeterli, sadece yeterli. Irak'ı biraz daha haraslayalım. Hatta şuradan bir Irak'ın ordusuna vuracağım ama kilit yemesini bekleyeceğim. Çok güzel. Artık manevra yapıp geri kaçamaz. Yakalayamıyor muyum? Kaç manevra yeteneğin var senin ya? Ama yakalandın artık, öyle değil mi? Sen de 11 olmuşsundur en babacanım. Yani o kadar şey yapma. 11, evet. Biz de 12 olduk. Hadi bakalım, gidelim bir stack wipe atalım. Irak savaşa doğrudan mı çağırsaydım acaba? Memlükle mi elay? Ne yapacağım Memlükle elay olup? Şimdi sevgili Irak devletine şöyle birazcık ağır yaptırımlar uygulayalım. Bütün parasını alalım. Memlükle ve Najd'la elaylığını keselim. Beraberinde war rap'imizi de versin. Ardından Bitlis'le rivalliğini de sonlandırsın. Bu bize prestij olarak geri yansıyacaktır. Ya da prestij olarak geri yansıtmayalım, Basra devletini ortaya çıkarsın. Belki de birazcık paradan feragat edip ve Memlükle ve Najd'la elaylığını sildirmekten vazgeçip Ak Koyunlu'yu çıkartabiliriz. Ak Koyunlu'yla beraber bir tık para da alırız. War Rap'i de kitleriz kendisine. Zaten War Rap kitle haliymiş bu. Süper. Memlükle elaylık bozması için biraz zorlayabiliriz. Bence Ak Koyunlu'yu ortaya çıkartabiliriz ya. Dağılabildiği kadar dağılsın, anladın mı? Ne kadar çok dağılırsa bizim için o kadar iyi. Najd ordusu başkentime doğru ilerliyor. Great Power'dan düşüyorum ya da tekrar Great Power'a yükselme şansım var, bilmiyorum. Fight durumu gerçekleşmeyecektir muhtemelen. Bir savaş durumuna maruz kalmayız diye düşünüyorum. Şöyle atağa en kuvvetli olan African Warrior'ları bir alalım. Najd'dan bol bol toprak alacağımız için şey yaparız. Basra'yı ele geçirirse çok tatlı olabilir aslında. Najd'ın burayı devirmesi uzun sürer umarım. Siege'de adamın mı var? Bir siege. Tamam. Bir siege çok da elzem bir rakam değil. Timur da mı Najd'a savaşı ilan etti? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Uyanığa bak, uyanığa.
Ekmeğimize göz dikti uyanık. Ben sana buradan bir kuruş toprak verir miyim? Sen beni galiba tanıyamadın. Adayı alacak. Tamam. Yemen de mi sana saldırdı Timur'la bir olup? Vay anasını vay. Arkadaşlar açlık diz boyu ya. Zufra'ya kim daha hızlı ilerliyor? 17 Fevruveri biz kaç? 18 mi? Yemen alacak buraları. Burayı da 10 man almış. Oman, Yemen, Timur hepsi dalmış adama ya. Hmm. 35 admin puanı kabul edilebilir bir rakam. Şuraya getir bakayım arkadaşları. Şimdi öncelikle şu Basra tarafından bir toprak almaya başlayalım. Katifi falan da alalım. Oralarda çünkü şey var. Başka nereleri alabiliriz? Şöyle bir... Yo, Memlu'ya denk olmayacak şekilde. Memlu'ya denk gelmeyecek şekilde. Zufra'yı da alsak ne güzel toprak bağlantısı yapacaktık. Şimdi buradan buraya geçmek için şey bekleyeceğiz. Paranı da ver bakayım. Parası da iyiymiş ya. Katar'ın böyle bir şeyi var mıydı? Katif'te kale var. Katif'i mecbur alacağım. Katar'ın böyle development'ı falan yüksek mi? Değil. 5 development. Peki orada değerli bir eşya var mıydı? Ticareti yapılan. Gemler. Katar gemler açısından önemli o zaman. Yani ne yapıyoruz? Katar'dan vazgeçmiyoruz. Katar'ı alıyoruz. Peki neyden vazgeçiyoruz? Şu yasa odan vazgeçilebilir ya. Toprak bütünlüğü olsun. Hufufu alalım. Şöyle yapabiliriz bak. Birkaç toprak daha almış olduk. Belki de Warrap kitlerim. Hı-hı. Buradan korunu sildiririm. Bir tane de şunu alırım. Haydi güle güle. Basra'da dur bakalım. Basra'da dur. Orduyu Basra'da tut. Sen base'e geri dönebilirsin. Bu nedir? Hmm. Aşağı doğru inebilirsin ya. Böyle aşağılarda bir mevzu olursa onu çözersin. Şuradaki iki yere ulaşamıyorum galiba. İyi al bakalım Najd Efendi. Ne kadar askeri geçiş istiyorsan verelim sana. Puanım da var ama oraya yetişmiyor. Peki. Güzel para birikmiş bu arada. 0.43 ve 0.41 mi? Güzel. Manifaktör isminalarından iyi getiri sağlarız. Ticaretimiz falan çöp. Birkaç ticari yerimiz var da yani o kadar kritik yerler değil. O kadar kritik bölgeler değil. Solomon! İşte bu. 4-5-3. Gayet güzel. Gayet güzel bir şey kendileri. Hayır. Artı 3 misyoner gücünü de aldım. Basmışım amünasidi. Taş gibiyim. Çok güzel. Bak tek koptiyiz. Zaten tek koptik olduğumuzdan dolayı... dünyadaki tek koptik biziz öyle değil mi? Tek koptik olduğumuzdan dolayı bir sıkıntı da olmaz. Oo, Davaşir. Bak Davaşir'in benimle arasında bir şey yok misal. Davaşir'i şöyle bir hüp diye içime çekebilirim biliyor musun? Tatlı da olur. Şamar'la Davaşir'i şöyle bir hüp diye içimize çekelim dur. 2 saniyelik iş o. Şuraları hala korlayamıyorum. Ama buralarda isyan patlayacağını biliyorum. Gemilerimiz nerede? Gemilerimiz burada. Upgrade var mı? Yok. Tamam. Şuraya bir zincirle. Ya da şuraya zincirle. Şimdilik en çok gemi Arap Yarımadası'nda lazım olacak. Oralarda bayağı bir isyan patlayacağına inanıyorum da. Şu an için her şey yolunda gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Hatta tek koptik bensem
500 altına dinin koruyuculuğunu alıp dini bütünlüğümü de sağlayabilirim. Oo çok güzel. Kilva'da isyan. Ama bu kaçıncı ya? Güçlü generali ver bakayım. Sen de bir aşağı inebilir misin şuraya? Bekle bir, kalenin gerisinde bekleyin. Allah Allah. Dini bütünlüğü sağlamak için bu önemli ya. Ve ben galiba dinin koruyuculuğunu alacağım. Yani dinin koruyuculuğunu alıp o fazladan misyonere erişeceğim ve o fazladan misyonerle beraber. Allah'ım bu nasıl bir etkinliktir ya? Bu nasıl bir etkinliktir ya? Cenab-ı Rabbil Alemin. Neyse dünyadaki tek Koptik devlet benim. O yüzden sıkıntı yok. Şey yaparız, hallederiz. Ya dinin koruyuculuğuna eriştiğimiz anda pek bir şey kalmayacak geriye. Fazladan misyonerimiz de olacak. Hızlıca bütün toprakları kendimize bağlayacağız. Sonrasında artık Koptiklik dini için önemli olan toprakları ele geçirebilmek adına Memlü'yü aniden düşman olarak belirleyip onun üzerine gidebilirim. Ama teknolojik anlamda ben aşağı yukarı eşit ya. Uygun bir zamanda Memlü'yü arkalamak istiyorum. Prating Press daha hak getire nerede? Uygun bir zamanda Memlü'yü arkalayıp böyle Koptiklik dini için önemli toprakları almak istiyorum. Çünkü burada Memlük yerine bir Etiyopya olması her zaman için daha iyi. Yani biz ne kadar ileride olursak bizim için o kadar iyi. Yemen Osmanlı ve Mahra ile ilay. Ama Mahra'ya dalarsam Yemen'le beraber Timur da geliyor. Davaşir'e dalmak konusunda bir tereddütün var mı? Hayır yok. Çok iyi. Bu savaş ilanını geliştirmek, geciktirmek istemiyorum açıkçası. Bir saniye. Arkada minik bir isyan vardı sanki. İsyan silsilesi. Şöyle iki birlik birden buna girsin. Buradaki orduyu ikiye bölelim. Biri Şamar'ın üzerine oynasın. Biri şuradan Davaşir'e doğru ilerlesin. Buraya oynayacak elemana bir general verelim. Davaşir'in oradaki konu mankeni gibi dursa da yeter. Buralar etrafına yeni elaylar bulmadan hemen bir halledelim buraları. Sevgili Davaşir, hemen seni indirmek istiyorum. Memlük bana toprak verirsen gelirim diyor. Seni beslemeye niyetim yok. Sevgili Memlükçüm. Gel bakalım şöyle. Hiçbir yere kaçamazsın oradan. Umuyorum ki. Güzel. Davaşir'in nereye ayrıldığı pek ilgimi çekmiyor açıkçası. 5K askerle bana zarar veremeyeceğini biliyorum sadece. Şöyle bir orduları bölüp bir ilerleyelim. Din değişikliklerimiz devam ediyor. Bir yandan Arap Yarımadası'nda yayılma çalışmalarına devam ediyoruz. Vallahi muazzam şu anda yani 10 din değiştirme şeyse. Bir an önce Kuarış İbrim'e bir değişiklik yapmak istiyorum. 18 aymış. Bundan sonraki dini değişikliğimi Kuarış İbrim üzerinden yapacağım. Kuarış İbrim'in dini görüşünü değiştirmek istiyorum ve çok güzel, mükemmel bir şekilde aşağıdaki Kilva isyancısını def etmeyi başarmışız. Hemen böyle bir ordumuz gelsin bakalım. Bir araya gelin siz. Güzel, burası indi. Boş iş, şurada durabilirsin. Hemen bir Şamar'ın canını, malını, mülkünü alalım. Sanırım arkadaşının başkenti çökmediği için vermek istemiyor. Pekala, hızlı çökertiriz orayı. Kuarış İbrim'i bir alalım. Kuarış İbrim çünkü Koptiklik dini için önemli bir yere sahip. Bunu da alırsak misyoner gücümüz 1.5 daha artacak. %1.5 daha artacak ve bununla beraber 10 misyoner gücümüz olacak sana. 11.5 misyoner gücü. 11.5 misyoner gücüyle de herhangi bir şekilde geri kalmamızın pek ihtimali yok. İsyanlardan falan da kurtulmuş oluruz. 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi hemen Şamar Efendi'nin bir topraklarını alalım. Ardından Davaşir'e dönelim. Davaşir'in de bir bütün topraklarını alalım. Askerleri sağ ama önemli değil. Cesaretleri varsa gelirler. Güzel. Najd'a tekrardan saldırmamız için 95 senesini beklemek durumundayız. 95 senesini bekleriz. Ve Memlük gelip geçerken benim isyancıları şamarlıyor sağ olsun.
İspanya beni rival olarak belirlemiş. Hiç problem değil. Bitlis askeri geçiş alabilir. Osmanlı askeri geçiş alabilir. Osmanlı ile aramı elimden geldiğince iyi tutmak istiyorum ama en azından sağ kalmamasını, yani Osmanlı'nın bize karşı kin gütmemesini sağlayabiliriz bence ya. Elay olamasak bile. Ki elay olma şansımız var. Rusya ve Memlük'ü salarsak elay olma şansımız var arkadaşlar. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu dünyada Osmanlı'dan daha kaliteli elay bulamayız. O yüzden ben hemen hatta rivalimi değiştireceğim, biliyor musun? Ben hemen şuraya bir rivallerime Memlük'ü ekleyeceğim. Bak, Memlük'ü de aniden rival aldım. Birazcık fevri kararlar veriyoruz, birazcık seri karar veriyoruz ama bu önemliydi. Şimdi bizim Osmanlı ile ilişkimiz çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek ve beni direkt elay aldı. Arkadaşlar, Osmanlı'dan daha kral bir elay söyleyin bana. Şu an Osmanlı'dan daha kral bir elay var mı? Yok. Ve biz şu an Osmanlı ile beraber Memlük'e saldırsak Memlük'ün içinden geçer miyiz? Rahatlıkla. O halde ne olacak biliyor musunuz? Gelecek bölümlerde minik bir Memlük savaşımız olacak. Eskinin dostu şimdinin düşmanı haline gelecek. Ve minik bir Memlük savaşı gerçekleştireceğiz. Ama bundan önce bir askerlerimizi yerlerine götürelim. Hem bu sayede teknolojik geriliği de yenmiş oluruz. Osmanlı'dan teknoloji de alırız. O aldığımız teknoloji sayesinde teknolojik geriliği de yenmiş oluruz. Bu da bizim için bir avantaj olur açıkçası. Dini ID'ye gitmeye devam edelim. Dini ID'miz önemli. Hem şu an artık korolara çok 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 daha az meblağ ödeyeceğiz. Bedel ödeyeceğiz. Yeni yer korlamaya. Ve biz bu sayede Great Power'lığa bile girebiliriz. Dünyada Koptik dinine sahip başka devlet var mı? Osmanlı'nın minik bir koalisyonu var galiba. Rusya, Timur ve Memlük üçlüsünün oluşturduğu koalisyon. Timur beni burada heder edebilir. Timur'a dikkat etmem lazım. Timur beni heder edebilir. Şey yok mu, enflasyon düşüşü? Ama 11 dukat yiyecek. Varsın yesin. Hem fazla puan gelir. Fazla puan da göz çıkartmaz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane Memlük'ün şuraya kale dikeceğiz. El-Katif de var zaten. Bir tane de şuraya dikeceğiz. Hatta El-Katif'tekini belki silebilebiliriz. Bilmiyorum. Şuraya büyük generalle gelir misin? Gel bakalım. Saatimiz kaç? O saat 5.30'a geliyor. Ben bunu hızlıca yüklesem, şey yapsam, akşam daha yayın açacağım. Acaba yayın yetişir mi? Muhtemelen yetişir ya. Hızlıca git bakalım oraya. Güzel. Hangi avantajı elde ettik acaba? Kuvarış İbrim artık bizde olduğundan dolayı lokal misyoner gücü elde ettik. Bence harika. Bence harika. Yani dini görüşümüz artık yani daha sağlamız. Ve Koptiklik dini için önemli olan toprakların iki tanesi. Birisi İskenderiye, birisi Antakya. Memlük'ün elinde. Memlük'ün elinden oraları da aldık mı? Antakya'yı Osmanlı'ya kaptırmamak şahitiyle. 10 numara. Sonrasında Osmanlı'ya döner ve Koptikliğin bütün bonuslarını almaya çalışırız. Ki şu anki haliyle bile zaten bonuslarımız çok güzel. Bakar mısın, 11 ayda dini görüşler değişiyor zaten. Pıtır 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 pıtır. Bak, religious unity'miz çok düşükmüş. Onu arttırıp isyanları falan bayağı azaltacağız. Baksana, bayağı din değiştirecek toprak var. Güzel. Bir tane kalede şuraya rica edeceğim. Timur'un gelişini engelleyebilmek adına. Najd Memlük'le elay olmuş. Bu bizim için güzel bir haber açıkçası, biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı'nın şu an askeri teknolojisi 14 misal. Yani ben bu adamlara dalarsam, Osman'a da dersem ki Osman sana toprak vereceğim. Gel benimle. Osmanlı bunları döverse, ki Najd benim işime yarar. Fas dövülür bir şekilde. Fas çok önemli değil. Abi bir şey söyleyeyim mi? 10 numara olur. 10 numara olur ama benim askerlerimi kaçırabileceğim bir yer lazım. Mesela şu adayı Timur almasaydı iyiydi. Neyse, gelecek bölümlerde karar veririz ona. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır.
Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.